Herkese merhaba, ben Ebrar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evde otururken ne yapsam diye düşünürken aklıma kendi stikerlerimi yapmak geldi. Daha önce hiç denemedim. Gerçekten de videolarını izlediğimde o kadar tatlı, o kadar ponçik şeyler ortaya çıkıyor ki umarım ben de yaptığımda çok güzel şeyler ortaya çıkar. O zaman vakit kaybetmeden hemen yapmaya başlayalım. İlk başta tabii ki de seçeceğimiz, yapmak istediğimiz stikerleri seçeceğiz. İsterseniz Pinterest'ten de seçebilirsiniz. Ben de herhangi bir tanesini seçtim ve şu an yazdıracağım. Eğer evde yazıcınız yoksa bilgisayarınızın üzerine koyup üstünden de geçebilirsiniz ya da yeteneğiniz varsa direkt çizebilirsiniz. Çıkarttığım stikerlerin yanında bir de çizdiğim sticker olsun istedim. Birkaç tane olsa bile. O yüzden bunu çizdim ve kalbimi boyuyorum şu an. Bizim yazıcımız siyah beyaz olduğu için siyah beyaz olarak çıkarttığım stikerlerimi şimdi boyamam gerekiyor. O yüzden hepsini boyuyorum. Yaklaşık bir saatin sonunda boyamam bitti. Ve artık diğer işlemlere geçmek için stikerlerimiz hazır. İlk başta boyadığım stikerleri birbirinden ayırmak için böyle kabaca kesiyorum. Ardından detay vereceğim. Stikerlerimi diğerlerinden ayırdıktan sonra bu şekilde detay veriyorum. Hafif tam üstünden değil de hafif kenarından beyazlıklar kalacak şekilde kesiyorum. Böylelikle göze daha hoş geliyor ve daha çok sticker hissini verdiriyor. Ve burada hala kesmeye devam ediyorum. Kesmek kolay gibi gözükse de o kadar çok zamanımı aldı ki gerçekten 1,5-2 saat sadece stikerleri kesmişimdir. Sonunda stikerlerimi de kestikten sonra bir sonraki aşamada görüşürüz. Pişirme kağıdı yani yağlı kağıdımızı stikerlerimizin büyüklüğüne göre kesiyoruz. Ondan sonra koli bandımızı yağlı kağıdımızın, pişirme kağıdımızın üstüne bantlayacağız. Ama tutmayacak çünkü yağlı kağıdı tutmuyor koli bandı. Merak etmeyin. Zamanla tutacak stikerlerimizi üstüne tekrar yapıştırdıktan sonra. Koli bandını yapıştırdıktan sonra stikerlerimizi koli bandının üstüne yerleştirmeye başlıyoruz. Çok az aralık bırakmayın. Çok da fazla aralık bırakırsanız boşa gider. Onun için orta bir aralık bırakırsanız iyi olur. Daha sonra bu stikerlerimizin üstüne yapışkanlı taraf koli bandının onlara bakacak şekilde yapıyoruz, yapıştırıyoruz. Dikkat edin burada hava kabarcığı kalmasın. Çünkü stikerlerimizin yüz tarafı olacak. Yani ön tarafı olacak burası. Güzel gözüksün. Yaptıktan sonra şimdi kesebiliriz ayrı ayrı. Dediğim gibi burada folyodan ayrılıyorlar. Ama sorun değil çünkü tekrardan yapıştırabiliyoruz. Üstüne eğer ağırlık koyarsanız daha iyi tutar. Burada direkt o beyazlıkların üstünden değil de biraz daha boşluk bırakırsanız daha iyi olur. Yani direkt sınırdan değil de biraz daha geniş alarak keserseniz çok daha iyi olacaktır. Ve aynı işlemleri sürekli tekrarlayacağız stikerlerimiz bitene kadar.
Folyo kağıdına kolibandımızı yapıştırıyoruz. Ondan sonra stickerlarımızı üstüne diziyoruz. Onların da üstüne tekrardan kolibandı yapıştırıyoruz. Hava kabarcığı kalmamasına gerçekten de dikkat edin. Yoksa o zaman hiç güzel gözükmeyecektir. Stickerlarımın hepsi bitene kadar aynı işlemlere devam ediyorum. Sonunda bitti tüm stickerlarım ve hepsi çok tatlı oldular. Şimdi bunları nereye yapıştırmam gerektiğini biraz düşündükten sonra hemen yapıştırmaya geçeceğim. Sakı dolabıma bu stickerımı yapıştıracağım. Çok güzel. Arkasından şöyle kolayca sıyrılıyor ve kolayca yapıştırılıyor. Şuraya yapıştırayım. Çok tatlı oldu. Ve bu kulaklıkları da günlüğümün sayfasına yapıştırmaya karar verdim. Çok tatlı. Hepsi birbirinden çok güzel. O kadar çok beğendim ki gerçekten yani zaman çok fazla gitse de gerçekten de güzel oldu. Çok beğendim. Bunu da dolabıma yapıştırmaya karar verdim. Hepsi çok güzel. Hepsini odamın apayrı yerlerine yapıştırdım. Çok beğendim. Arkasından bu şekilde folyo kağıdı çıkıyor ve yapıştırması çok basit. Yani odamın her yeri stickerlaştı. Sırada bu tatlımı tatlı ananas var. Arkasındaki düştü. Çok kolay çıkıyor zaten. Ve seni de kitaplığıma yapıştırıyorum. Tıklarımın arasında genelde kaktüs var. Kitap yok. Kitabı da bir an önce muhakkak yapacağım ve kitaplığımın kenarlarını full onlarla kaplayacağım. Çünkü çok güzel oldu. Çok beğendim. Kesinlikle harika. Ve bunu da, bu uçağımı da kumbarama yapıştırıyorum. Bu kumbarayı ben Kore'ye gidebilmek için biriktiriyorum. Yani niyetim o şekilde. Ve bu da gerçekten de çok tatlı uçağı anımsatıyor. Yani yolcu uçağını anımsattığı için bunu da kumbarama yapıştırmak istedim. Çok güzel. Tabii ki de yaptığım stickerler şöyle çıkıyor. Odamın kapısının arkasına, yani odamın kapısını asmazsam olmaz. Yalnızca iyi hisler. Çok güzel duruyor. Çok beğendim. Çok minnoş. Çok tatlı. Devamını kesinlikle yapacağım. Çok güzel oldu çünkü. Bu videoda bu kadardı. Efsane ve çok tatlı stickerlar yaptık. O zaman bir sonraki videomda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten de bayıldım ve yaptıklarım sadece bunda kalmayacak eminim. Birçok daha farklı stickerlar da yapmak istiyorum şu an. Çok güzel oldu. Gerçekten de odamı çok güzelleştirecek. Gerçekten de harika oldu. O zaman sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.